Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Evet, kısa bir aradan sonra çok değerli bir misafirimizle yine karşınızdayız. Özdemir Berova bizimle. Biliyorsunuz böyle alttan alttan hükümetin içinde her şeyi yapan adam olarak biliniyor kendisi. Ama öyle, çünkü hakikaten bütün komitelerde yer alıyor ve her yerde bir imzası var bugünlerde. Onun için bunları tekrar konuşacağız. Çünkü bence, daha doğrusu bence değil de duyduğumuz yeni komiteler oluşuyor. Ve orada da tabii yer alacaktır. Onları da biraz konuşuruz kendisiyle. Ama ben biraz da hükümetin kendi durumundan bahsetmek istiyorum. Onları sormak istiyorum Özdemir Bey'e. Bakalım ne kadar yeterliyiz biz bu depremler tehlikesiyle. Olası depremler bizim için ne ifade eder? Hükümet ne kadar hazırlıklıdır? Parası var mı yok mu? Çünkü yani eşittir. Önlem eşittir. Para. Yani bu kadar basit. Evet, buyurun, hep beraber hoş geldiniz diyerek programa başlayalım Özdemir Bey'le. Efendim, günaydınlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Evet, kaç paranız var? Hükümet olarak direkt konuyayım. Güzel soru. Evet, tabii hep şöyle klasik bir laf vardır. Yani her şeyin başı para değildir. Ama yani günün sonunda baktığımız zaman da gerek en küçük ekonomiyi yapıları oluşturduğumuz ailelerden başlayın da devlet yapısına kadar gelen tüm süreç içerisinde elbette ki ekonominin ve maddiyatın da yeri vardır. Bunu da bir gerçeklik olarak kabul etmek gerekir. Tabii bir başka gerçeklikle de, acı bir gerçeklikle de yüz yüze kaldık geçtiğimiz haftadan itibaren. Bölgemiz, coğrafyamız ve Anadolu coğrafyası depremlerin oluşabileceği ana önemli fayların üzerinden geçtiği bir coğrafya içerisinde yaşıyoruz. Ve bu yaşadığımız acı olayda yapılan araştırmalarda haritalarda fay hatlarının değiştirildiği yeni bir düzen de ortaya çıktı. Biliyorsun dünya ve ülkemiz ağır bir pandemik koşullar altından geçti. Akabinde ekonomik sıkıntılar ve buna bağlı olarak enflasyon oluşumuyla yaşadığımız bir süreç ve bu sürecin akabinde de geçtiğimiz pazartesi günü hayatımız boyunca gördüğümüz en büyük doğal afetle uyandık. Baktığımız zaman, hatırlayabildiğimiz, geçmişe dönebildiğimiz zamanda böyle bir afet yaşamadık. Aynen. Ki bizler, sizler, siz ve ben artık orta yaş periyoduna gelmiş olan insanlarız. Hal böyle olunca tabii ki bu acı olayla birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bu olaydan maksimum derecede etkilenen bir ortam içerisine girdi. Ve bu periyot içerisinde öncelikle Şubat tatili nedeniyle sportif aktivitelerin olduğu bir dönemdi. Ve çok genç çocuklarımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini kuracak olan neslin bir kısmını da bu acı olay vesilesiyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık ki gerçekten kalbimizde bir ateş parçası olarak bu durum ortaya çıktı. Aynı zamanda yine bu periyot içerisinde esasında Kıbrıslıların, Kıbrıslı Türklerin izinlerini kullanmak suretiyle yurt dışına çıktıkları bir periyota da denk geldi. Ve böylelikle tabii ki bu öğrencilerimiz haricinde de insanlarımızı kaybettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olarak
O bölgelerde akrabası olan çok sayıda vatandaşımız mevcut. Onların ailelerinden kayıplar oldu. Keza burada çalışma izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine katkı veren insanların yakınları orada göçük altına kaldı ve büyük bir dehşet yaşadık açıkçası. Aynen. Şimdi pazartesi günü itibariyle tabii ki hükümetimiz de bu acı olayın hemen akabinde hızla bu acıların paylaşılması, giderilebilmesi adına gerçekten çok hızlı adımlar attı. Hı. Ve ilk gün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile deprem bölgeleri arasında ulaşımın sağlanabilmesi için bir hava köprüsü oluşturuldu adeta. Ve özellikle görev şehidi saydığımız meleklerimizin, sporcularımızın olduğu o enkaz yığınına ulaşabilme adına da çok hızlı hareket edilerek hem hükümet nezdinde temsiliyeti hem de buradaki gerçekten gurur kaynağımız olan Sivil Savunma Teşkilatımızın ekiplerinin hızla bölgeye intikal ettirilmesi ve tabii bununla beraber gönüllü sağlık ekiplerinin ve diğer ekiplerinin o bölgede olmasıyla birlikte çok hızlı bir müdahale süreci başladı ki bu gerçekten önemliydi. Tabii günün sonunda bunca yapılan uğraşa ve mücadeleye rağmen maalesef oradaki canlarımızı kaybettik ve büyük bir acı çöktü içerimizde. Tabii bunun yanında diğer pek çok karar da aldı hükümetimiz doğal olarak ve ciddi bir çalışma temposu içerisinde bugüne kadar gelen çalışmalar yaptılar. Ve bu bağlamda baktığımız zaman ilk günden bugüne kadar gelen süreç içerisinde gerçekten aktif bir politika yürüttü hükümet. Ki bu çok önemliydi açıkçası. Tabii bu süreç devam ediyor. Bu sürecin akabinde daha neler olacağını göreceğiz. Tabii ülkemizde yeni yayınlanan bu fay haritalarıyla da birlikte bu bölgede oluşan deprem fay haritasının kırık kuşaklarından birinin de güneyinden özellikle Kıbrıs'ın geçen bir coğrafi yapının içerisindeyiz. Bu vesileyle de tabii ki önümüzdeki günler, aylar ve yıllar içerisinde bir deprem olasılığını da göz önüne alarak çalışmalar ve tedbir almamız gereken bir süreç yaşayacağız. Ve bu söylediğimiz tüm sözlerde sizin ifade ettiğiniz gibi günün sonunda mali konularda mali içeren yani kısacası para içeren konular. O yüzden toplumsal olarak fedakarlıklar da yaparak bu süreç içerisinde bu zor süreci atlatacağız inşallah. Aslında başka yere gidecektim ama bu son kelimenizle şöyle bir değişik bir rut alayım burada. Fedakarlık diyoruz da sanki fedakarlık yapmak için hazır değil bu toplum. Niye bunu söylüyorum? Çünkü ilk etapta fedakar davranıyor ve diyor ki işte ne yapabilirim? İşte yardımdır, şudur, budur. Ama hükümet deyince ya biz çok çabuk bir şekilde bu yardımı yapalım. Yani 10 gün sonra değil, 20 gün sonra değil biz bunu hemen yapalım. Bunun için de işte 10 binde işte %1 yani sana 100 liraya patlayacak bir kesinti yapalım bunlardan. Hemen bir itiraz geliyor. Yani daha bunu toplum sindirmeden 10 bin lirada işte %1 nedir, 100'dür, tamam ya bu hiçbir şey diyene kadar sendika liderleri bunda bir patlama yaşıyor ve akabinde
sendikal lideri bunu yaparsa ya da muhalefet bunu yaparsa hemen böyle aşağıya doğru pat 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 bütün örgütler bilmem neler bir ağızdan hemen itiraz oldu. Yani dolayısıyla bu hükümet Türkiye'ye yapmak istediği yardımda da yarım kaldı. Yani biz fedakarlık yapamıyor muyuz? Yasaların arkasına sığınıp işte efendim yasadır sen benden kesinti yapamazsın deyip yani her yerde böyle muhalefet mi olması lazım? Burada siyaset mi görüyoruz? Yoksa hakikaten insanlar anayasal haklarını mı koruyor? Ve bu paranın kesilmesinde hakikaten müzdariptirler. Yani istemiyorlar böyle bir kesintiyi. Nedir oradaki ölçünüz sizin? Yani buna cevaplayabilmek için geçmiş olaylara bakmamız gerekir. Ve bu tür aktivasyonların altında siyaset yattığını geçmiş dönemler içerisinde de gözlemlenmiş durumdayız. Ama öyle bir süreç içerisinden geçiyoruz ki bu süreç içerisinde bu tür tepkilerin ayyuka çıkmasının da önüne geçebilecek önlemler almak durumundayız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bağlamda Türkiye'ye bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapacağı katkı esasında baktığımız zaman manevi katkı özelliği ön planda olan bir husus. Çünkü yani buradaki yıkım ve bu yıkımın ekonomiye getirdik karşılık olan bedellerin milyarlarca dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor. İşte bir 80 milyar dolarlık ortalama bir kayıp yaşandığını bu felaket sebebiyle söyleniyor. Ama bu kanun hükmündeki kararname Türkiye'ye yapılacak katkı elbette ki bir katkı olacaktır. Bu bizim varlığımızın Anadolu insanının yanında olduğumuzun göstergesi olacak olan bir katkı olacaktır günün sonunda ki bunu yapmaktan da Kıbrıs Türk toplumu olarak asla çekinmeyiz. Ama bu söylediğiniz sözler çerçevesinde tartışma olmaması adına da dün mecliste bir takım çalışmalar yaptık, kararlar aldık. Fakat şunu da ifade edeyim, yani bu kanun hükmündeki kararnamede toplanacak olan paralar, kalemlerden gelecek olan ve toplanacak olan paralar esasında mali bütçemiz içerisinde açılacak bir özel kalem içerisinde toplanacak ve günün sonunda baktığımız zaman depreme ne kadar hazırlıklıyız sorusunda hazırlıksız olduğumuz alanlarda yapabileceğimiz çalışmalarla ilgili de bir nakit harcama alanı bize oluşturacak. Ve bu bağlamda baktığımız zaman bu kanun hükmündeki kararname esasında günün sonunda meclise gelmişti. Mecliste de bir yasal düzenlemeye ihtiyaç da duyuluyordu. Ancak dün sendikaların bu konuyla ilgili olarak mahkeme koridorlarına koşması bu alanda yapacağımız adımlarda görsel açıdan ne hoş olaylar oluşmaması gerektiği düşüncesiyle Sayın Başbakanımız dün ana muhalefet partisi lideriyle de bir özel görüşme yaptı mecliste ve Sayın Başbakan ilk günden beri bu hadiselerde açık ve şeffaf bir şekilde her türlü bilgiyi kamuoyuyla paylaşacak bir yapılanma içerisinde olacağımızı da net olarak ifade etmişti. Evet. O yüzden dün yaptığımız istişareler sonucunda 3 tane ad hoc komite oluşturulması kararı alındı. Birinci ad hoc komite bu kanun hükmündeki kararnameyi dün itibariyle Sayın Başbakan'ın geri çekmesiyle çok kısa bir sürede yani
işte bir haftalık, 10 günlük bir süre içerisinde bunun yerine geçecek olan yasayı hazırlamak üzere bir ad hoc komite oluşturulması. Tabii bu kanun hükmündeki kararname de bu ad hoc komitenin önünde bir çalışma metni olarak gelecek. Ve bu çalışma metni üzerinden de yapılacak düzenlemelerle en doğru düzenlemeyi yapmaya çalışacak ad hoc komite. Ama günün sonunda baktığımız zaman daha önce de 1999 depremi sonrası olmuş. Belirli periyotlarda işte bu elektrik santrallerinin alınıp jeneratörlerinin alınma sürecinde de oldu. O zaman içerisinde de fedakarlıktan kaçmayan Kıbrıslı Türk halkı bu vesileyle bundan da kaçacak değildir. Tabii bunun böyle görsel alanda söylemler ile yapılmasını arzu etmiyoruz hükümet olarak günün sonunda. Aynen. Çünkü birlik ve beraberlik zamanında olduğumuz bir dönemeçten geçiyoruz. Ve bu tabii ki süreç önümüzdeki yıllar içerisinde de tabii ki ekonomik anlamda bir takım sıkıntıları da beraberinde tabii getireceğinin de farkındayız tabii günün sonunda. Bununla birlikte iki farklı komite daha kuruldu. Başta biliyorsun bu İSİAS Otel'in yıkılmasıyla ilgili olarak pek çok akabinde duyum alındı. Binanın işte bir apartman olarak planlandığı, işte lobisinde kolonların kesildiği iddiası, evet, ve günün sonunda da enkazı gördüğümüz zaman canlarımızı yutan bu enkaz ufak bir kum tepesi halinde görüldü. Tabii bunun sorumlularının Türkiye'de yargıya götürülmesi ve her kim sorumlu ise bunların da adalet önünde gerekli hesabı vermeleri elbette ki başta o acılı ailelerimizi, evet, ama tüm toplumumuzun yüreğini bir nebze olarak rahatlatacak bir husus ortaya koyacaktır. Evet. Aynı zamanda şeffaflığını sağlayacaktır. Şeffaflığını sağlayacaktır. Keza tek tabii bu bölgede olan bir yıkımda kaybeden vatandaşımız yoktur. Diğer bölgelerde de farklı otellerde, evet, farklı yerlerde kalarak enkaz altında kalmış olan vatandaşlarımız vardır. Bu binaların da ne durumda olduğuyla ilgili hukuki süreçleri meclis adına takip edecek bu anlamda bir komite oluşturuldu. Hmm. Ve bu izleme komitesi Anavatan Türkiye'de bu adli ve hukuki süreçleri yakından takip ederek hem bu konuda kamuoyumuzu bilgilendirecek, hem de işte gerek avukatlık olsun gerek diğer hususlarda müdahil olması gereken bir husus varsa da bu konuyla ilgili yakın bir takip oluşturacak. Demin de ifade ettim, Sayın Başbakan ilk gün itibariyle açık ve şeffaf bir şekilde süreci yöneteceğimiz konusunda çok net mesajlar verdi. Hı. Ve günün sonunda da hükümet çok hızlı da kararlar aldı, doğru kararlar da aldı çok hızlı bir şekilde. Bu açık ve şeffaflık açısından da özellikle bizim bu yeni komitede oluşturacağımız kanun hükmündeki kararnamenin bir çalışma kağıdı olarak önümüzde durduğu ve bunun üzerinden yapacağımız düzenlemede toplanacak paraların da harcanmasının nasıl olacağının şeffaflığını izlemek adına da bir üçüncü komite oluşturuldu. Ve bu bağlamda idari ve mali uygulamaları izleme komitesi de meclisin de bu tür faaliyetleri yakından takip edeceği bir olgu başlattı. Ve bu şekilde hızlı bir şekilde ve toplumsal duyarlılığımızı üst seviyede gösterebileceğimiz şekilde, ama
buradan toplanacak olan ve yeni yapılacak yasayla ortaya konulacak olan o gelir kaleminin de ana harcama unsurları elbette ki canımız yandı ve anavatan Türkiye'nin yanında ve Anadolu halkının oradaki Türk kardeşlerimizin bir milletin iki parçası olan bizlerin onların yanında olduğunu gösterecek. Özünde manevi ama içerisinde maddi bir katkı da olacak, bir katkı yapılacak. Tabii, ama diğer harcanacak olan kalemlerde burada olası bir depremle ilgili olarak yapılması gereken harcamaların yetersiz kaldığı durumlarda oraya destek oluşturabilecek bir kalem olarak ortaya çıkacak. Öyle bir düzenleme yapmayı planlıyoruz. İyi. Yani gerekir zaten. Şeyde de yani fedakarlıktan girdik. Bir de siyaset maalesef her yerde bizim hayatımızın. Çünkü zaten devlet ilk bahsetmişti. Yani bu binayı yapanların arkasında olacağız. Adaletin ortaya çıkması için. Hemen yine böyle sol cenah bunu kaptı. Kendisinin yapmak istedi. Yani yapılacaksa biz bunu yaparız. Biz işte bütün gerekli unsurlara bakarız ve bunun ne olduğuna biz karar veririz. Ki çok akıllıca hükümet bu inisiyatifi ellerinden almış durumdadır. Yani ben yaparım. Kimseye de gerek yok gibisinden. Yani öyle bir bağlı. Polarize etme düşüncemiz olmadı açıkçası. Şimdi sizde olmadı ama ondan sonra... Onlarda olduğunun biz de farkındayız. Yani bunu yani ifade biz edelim, biz bakalım edelim. Gibi. Ama tabii bu konuda tabii ki elbette de hükümette yakından takibi olacaktır. Ama demokrasimizin temsil yeri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin bu aşamada bu konuda da inisiyatif yüklenmesi hem siyasetin geneli için önemlidir hem de demokrasimiz adına çok anlamlıdır. Evet. Peki biliyorsunuz son zamanlarda bu yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı ve biz göç almaya başladık. Bizde de işte tekrardan başsağlığı dilerim. Bizde çalışan Hatice Hanım'ın hem annesi hem abisi hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. Herkese nur içinde yatsınlar. Amin. Ve yani babası sonuçta buraya gelecek. Yalnız kaldı. Babası buraya gelecek. Yani bu sadece bir örnektir. Ve bunun gibi bir sürü örnekler. Yani kendilerini akrabalarının yanında bulacaklar burada. Biz buna hazır mıyız? Biz bunu ne kadar kucaklıyoruz? Çünkü gelecek yani bu şimdi hükümet bir şey yapmazsa o gün sonra kendisini baskılayarak bir şey yapması gerektiğini düşünecek. Yani hemen biz de bir çadır kuralım ya da biz de işte bu preferlik evlerden bunlara da verelim gibi bir durum oralarda da olacak. Çünkü bu göç dalgası geliyor bize doğru. Evet, tabii bu konuda yani kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda konuştuğumuz konulardandır. Evet, evet. Tabii ki böyle bir durum içerisinde bu insanların buraya gelmesi doğal olan bir süreçtir. Tabii. Ve bizim de buraya gelen bu acı ve yıkıcı olayları yaşayan insanları kucaklamamız esas olan asıl olandır. Tabii bunun getireceği eğitim alanında, sağlık alanındaki artı yüklerinde farkındayız. Bu vesileyle bu alanlarda da düzenleme yapma ihtiyacı da olduğunun bilinci içerisindeyiz. Esasında bu kanun hükmündeki kararname ki şu anda bir yasal düzenlemeye çevrilecek. Buradan oluşacak olan o kaynağın da bir kısmı bu alanda alınacak tedbirlere aktarılacaktır. Anladım. Çünkü biliyorsun kamuda bütçeler, bakanlıkların bütçesi, kurumların bütçesi yapılırken bir yıllık bir öngörü içerisinde yapılır. Evet. Ve bu öngörü içerisinde böyle bir öngörümüz de yoktu doğal olarak tabii, bütçe dönemi tabii, hazırlarken zaten de olamazdı.
İşte o yüzden bu konular da önemlidir. Tabii buraya evet insanlarımız şu acılı dönemde elbette ki gelecektir. Ama baktığımız zaman orada neredeyse bir ortalama Avrupa ülkesi coğrafyasına sahip ve oradaki nüfusa sahip bir nüfus da bu bağlamda bu depremden etkilenmiştir. Aynı zamanda şehirler, evler ve birçok alanda ciddi yıkımlar söz konusudur. Ve Türkiye'de bu yaralarını hızla kapatabilmeye imkanı olan güçlü bir devlettir. Bin yıllık geleneği olan bir devlettir. Tabii. Ve bu bağlamda tabii orada önümüzdeki aylar, yıllar içerisinde ciddi bir ekonomik ve özellikle inşaatın yeniden planlanması, yeniden şehirlerin oluşturulması adına yeni bir ekonomik aktivite de olacaktır. Ve bu bağlamda baktığımız zaman evet ilk etapta bu insanları biz burada kucaklayacağız. Ama bizim burada dönen iş dünyamızın içerisinde nitelikli olan çalışanlarımızın da önümüzdeki yıllar içerisinde bu aktivitelerde yer alabilme adına tersine bir göç hareketi de olabilir. Ve tüm bu olasılıkları göz önüne tutarak ekonomimizi, turizmimizi ve diğer inşaat ve yapım alanlarıyla ilgili alanları tekrardan gözden geçirip yakın takip altında tutacağımız bir periyoda da gireceğiz bu vesileyle. Gayet rahat da olur diye düşünüyorum. Çünkü zaten o işçi açığı var bizde. Çok rahat oraya fit olurlar. Yeter ki biraz kucaklayalım ve metodik bir tabii şekilde... Bir de... Şimdi dediğim gibi yani bu Türkiye'deki ekonomik aktiviteler başlayınca, bu inşaat alanında yeniden yapılanma başlayınca da nitelikli iş gücünü de burada nasıl tutacağımızın hesabını da yapmamız lazım şimdiden. Tabii. Çünkü şu andaki işçi Türkiye'de iyi parayı alıyor, hemen hemen burada aldığı asgari ücreti alıyor hemen hemen ve daha iyi yaşam koşulları. Daha çok yani daha bir ucuz de tabii çok yaşam daha koşulları. Arz olacak bu alana. Tabii. Yani bunların hepsini biz düşünmek zorundayız günün sonunda. Maalesef, maalesef. Peki biz daha kendimizi bu önlem almakta tabii bu komiteler biraz daha şey çıkaracak. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz falan. Ama yani kişiler bu korku içerisinde yaşamamalı. Deprem olacak. Çünkü en değerli deprem bilim adamlarımız diyorlar ki işte Kıbrıs'ta ben bekliyorum. Kimisi bunu koltuğunda söyler, kimisi böyle eğilip söyler, kimisi ha oldu ha oluyor gibisinden telkinler veriyorlar. Yani insanlar ne yapmalı böyle bir durumda? Psikolojik destek mi almalı yoksa onun yerine direkt bavullarını toplayıp hazır olması gerekir? Yani günün sonunda bu toprakların kök salmış olan bir toplumuz. Ve tabii biz kendi bu hayat periyodumuz içinde gördüğümüz en önemli dehşeti yaşadık ama atalarımız, büyüklerimiz bizden daha zamanın koşullarına göre çok büyük felaketler yaşadılar. Depremler olsun, savaş olsun, Rumların mezalimi olsun bir sürü şeyler yaşadık ve bu toplum olarak bu adada kök saldık ve bu adada yaşamaya devam ediyoruz. Onun için elbette ki adamız da bundan sonraki süreçte de yaşamaya devam edeceğiz. Bu acılı periyot içerisinde hem psikolojik destek ama en büyük psikolojik destek birbirimize vereceğimiz psikolojik destektir. Bu vesileyle bu zor günlerde mutlaka atlatılacaktır. Tabii bu bağlamda demin de söyledim yani şu anda mecliste kurulan komitelerin bir tanesi hızlı bir şekilde bu kanun hükmündeki kararnameyi bir çalışma kağıdı olarak alarak bunun üzerinde bir yasa
yapması olacaktır. Akabindeki bunu yaptıktan sonra da zaten o ad hoc komitenin görevi sonlanacaktır. Diğer iki komite de izleme komitesidir. Esas işi yapacak olan hükümettir. Hükümet de bu konudaki kararlarını net olarak ortaya koymuştur. Açık ve şeffaf bir şekilde bu ülke için gerekli önlemleri alabilecek her türlü kararı almakta kararlıyız mesajını net olarak vermiştir. Ve depremin yaşandığı ilk günden itibaren ki onun üzerine dün akşam da mesela bir deprem daha oldu ve yıkımlara, ölümlere sebep verdi. Tüm bu süreç içerisinde de hızlı ve kararlı bir şekilde karar üretmiştir. Karar üretmeye de devam edecektir. Bizim de mecliste bu yapılacak ve üretilecek kararları izleme açısından oluşturulan bu komitelerde bu yapılan uygulamaları izleyebilme imkanına sahip olacaktır. Ve bunun için de Sayın Başbakan zaten başında şeffaflık sözü vermiştir. Ve hükümet olarak da çok açık ve şeffaf bir şekilde de bu sürecin ilerlemesini ama kararlılıkla ilerlemesini sağlayacağımız bir periyot geçireceğiz. Zor bir süreç olacaktır. Kolay olmayacaktır. Tabii. Ama yaşamamız gereken bir süreçtir. Ve en doğrusunu yaparak bu süreci atlatmak durumundayız. Tabii. Doğrusunu yapmakta da kararlıyız. Evet. Yani yola açıldık. Gidiyoruz. Peki şimdi deprem oldu. Yaralarımızı sarıyoruz. İhtiyatlı davranıyoruz. Şeffaf davranıyoruz. En önemlisi birbirimizi sevgi ve saygıyla karşılıyoruz. Toleransımız arttı. Fakat bu artış devam ediyor. Bu ben iki hafta eksildim buralardan. Geldiğim andan itibaren her şeyi daha pahalı buldum. Ve bu pahalılık devam ediyor. Yani hunharca devam ediyor. Bir 25 iken 35 oluyor. 35-45 oluyor. Devamlı her şey. Geçen gün işte süpermarkette hıyar alacaktım. Orada resmen şikayet ettim. Hiç yapmadığım bir şey. Dedim ben yani hıyarı tutup ikiye böyle bölebiliyorsun. Yani bir ucunu değdiriyorsun. O kadar yumuşak. Dedim benden nasıl 52 lira istiyorsun buna? Başka yok diyor. Yani isterseniz alırsınız. Yani hepsi bu kadar. Zaten iki kasa getirdik. Bakın bitiyor gibisinden. Biz bu pahalılıkla nasıl başa çıkarız? Bir taraftan işte deprem, bir taraftan korkusu, bir taraftan hazırlıklı olma ihtiyacı. Bir sürü insan yine çıkıp tuvalet kağıdı almıştır herhalde dışarıdan. Çünkü pandemide biliyorsunuz tuvalet kağıtları acayip satmıştı. Herhalde şimdi öyledir. Böyle deprem bekliyoruz. Ama bir taraftan gelirimiz yok. Yani hep bunların işte düşünülme esası. Devletin elinde çok büyük bir kredi kartı kullanabilse devlet ama her şey için vergi yani o ciro çok artacak devlet için. Nedense o da işlenmiyor. Böyle orta yerdeyiz nedense. Yani tabii bu geçirilen süreçler içerisinde her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de sıkıntılar yaşadık. Ama demin de ifade ettim o enflasyonist ortam içerisinde daha fazla sıkıntı daha yaşıyoruz. Tabii. Ve enflasyonun toplumdan en önemli götürülerinden de bir tanesi cebindeki paranın değerinin ne olduğunu kaybetme olgusudur. Yani bugün itibariyle sizin gidip de o markette de yaşadığınız husus esas anlamda bunu sonuçları olarak ortaya çıkar. Ve böyle bir ortam içerisinde maalesef fırsatçılık da ortaya çıkar. Evet. Ve eğer siz bir malın değerinin ne olduğunu böyle bir ortam içerisinde kestiremiyorsanız o mal olabilecek en yüksek fiyattan satılma durumuna da geçirilir. Tabii bunu önlemenin yolları var mıdır? Elbette vardır ama bana göre en önemli önleme yollarından bir tanesi toplumsal baskı
oluşturmaktır. Hı. Yani insanlar bu tür yaşadıkları hadiseleri açıklamaktan çekinmemelidirler. Evet. Ve bu bağlamda baktığımız zaman yaşadığınız olayın açıklamasını yapıp da diğer insanların bunu duyabilmesi açısından imkanlarımız da vardır artık. Tabii. Herkesin elinde bir cep telefonu vardır. Doğru. Ve bu bağlamda da hepimize önemli görevler düşer. Tabii ki devletin bu konuda denetim yapabilme kapasitesi bellidir. Ama bu kapasiteyi de kullanarak bu denetimleri yapması gerekir ki ticaret dairesinin yaptığını biliyorum. Zaman zaman konuşuyoruz şeylerle. Tabii ki yerel yönetimlerin de yapması gerekir. Ama zaman zaman böyle durumlarla da karşılaşacağız. Yani bu maalesef hayatın bir parçasıdır. Parçası. Ve bunu ne kadar süre yaşayacağız? Bu ekonomik tablo oturmaya başlayana kadar. Ama bunu oturabilmesi için gerekli pozitif hususlar ise maalesef olmuyor. Aksine negatif bir sürü hususla karşılaşıyoruz ki en son yaşadığımız depremde bunun göstergesi, ama günün sonunda azimle yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Şimdi bizde üniversiteler kapanmıyor anladığım kadarıyla, Türkiye'deki gibi, ama an meselesidir. Belki de kapanır, bilmiyorum. Çünkü Türkiye ile bir uyum içerisindeyiz. Onu nasıl karşıladınız? Yani evet, başka ülkenin iç işleridir bu belki. Ama bana sanki kapanmaması gerekiyor. Yani insanları boşta tutmak, o seneyi harcamak, zaten iki sene uzaktan eğitim almışlar. Son bir seneyi de böyle alırlarsa, yani dişçi görmeyen dişçi mezun olacak. Her şeyse, yani dışarıdan kendin bulacak, kendin dolgu mu yapacaksın? Yani online olmuyor bu tip elleriyle uğraşanlar, teorik değil bunlar. Dişi aslında hakikaten tamir etmelisin ve onu senin profesörün görmeli ne yaptığını. Bunlar da yok. Dolayısıyla bu üniversiteler bizi nasıl etkileyecek? Anneleri, babaları, çünkü biz Güneydoğu Anadolu'dan da öğrenci çekiyoruz oralardan. Evet, çok önemli bir mevzuya ortaya koydunuz. Şimdi tabii ki Türkiye yaşanan bu felaketin akabinde bir karar aldı ve bu karar neticesinde özellikle teorik anlamda anlatılacak olan derslerin online üzerinden yapılması konusunda bir karar üretti. Elbette bu konunun tartışmalı olan kısımları var. Tabii. Ama o tartışmalı kısma girmeden, yani şunu da ifade etmek isterim ki, örneğin benim oğlum da tıp fakültesi öğrencisidir ve 4. sınıf öğrencisidir. Yani stajyer bir doktordur. Evet. Ve bu bağlamda yarın itibariyle İstanbul'a dönecek ve üniversitesinde yüz yüze olarak bu sizin bahsettiğiniz stajla ilgili konuları alacaktır. Evet. Yani burada bu vardır. Şimdi bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman yüksek öğrenim alanı bizim ana ekonomik getiri alanlarımızdan bir tanesidir. Hmm. Elbette bu bizim için çok önemlidir. Ve bu durumla ilgili olarak zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde herhangi bir online uygulanması kararı da üretmedik. Çünkü bu çocuklarımızın burada olup hem derslerini yüz yüze görebilmelerini, hem de günün sonunda bu alanında burada yaşamasının sağlanması temel hedeflerimiz arasındaydı. Ama şöyle bir durum da söz konusudur. Sizin ifade ettiğiniz gibi bu deprem alanı içerisinde yaşayan ve 15 milyonluk bir nüfusa ulaşan o nüfus içerisinden de bir takım öğrencilerimiz de elbette ki aileleri ve kendileri depremden etkilenerek o bölgenin insanı şeklindedirler. Şimdi o bölgede buraya gelmek isteyen öğrencilerimizi de kucaklamak
durumundayız ve onların da eğitim haklarının da sahip çıkmak durumundayız. Tabii, görevimiz. Bu bağlamda baktığımız zaman tabii ki buraya gelen bu öğrencilerin orada yaşadıkları ekonomik kayıplar, ailelerinin yaşadığı ekonomik kayıplarla birlikte maddi bir takım sıkıntılar içerisine girecekleri aşikardır. Tabii. Ama tabii, böyle bir hadise içerisinde de buraya da devlet olarak müdahale etmemiz gerekir ki demin ifade ettiğimiz işte bu yasal düzenlemeler içerisinde oluşacak olan o kalemlerden elde ettiğimiz kaynağın bir kısmı da elbette ki bu alan içinde kullanılacaktır. O yüzden bu fedakarlık sonucu olarak toparlanacak olan paranın harcama alanlarını da böylelikle burada konuşurken adım adım da belirlemiş oluyoruz. Tabii. O yüzden bu yasanın toplumsal bir uzlaşı şeklinde çıkması elbette önemlidir. Onun için dün hükümet bu konuda bir adım atarak bu ad hoc komitelerin oluşmasını sağlamıştır. İyi. Yoksa elimizi masaya vurarak biz karar verdik anlayışı içerisinde. Kanun hakkındaki kararnameyi yasaya çevirirdik. Yasaya çevirdiğimiz günde anayasayla ilgili o tartışmalar da ortadan kalkardı. Tabii. Ama bunu istemiyoruz. Tabii. Varsın taşlar yerinde dursun. Evet. Valla çok teşekkür ediyorum zamanınıza. En azından bazı konulara değindik de yani bizim hazır olduğumuz ortaya çıkıyor bazı şeylere. Fikir olarak yani etrafında düşünüyoruz. Evet. Yani ve gerçekten işte bu olay başladığı günden itibaren yani hükümet çok hızlı bir şekilde çok doğru adımlar atmıştır. Önemli olan iyi başlayıp sonunu iyi getirmektir. Aynen. Bu konuyla da ilgili gayretli bir şekilde çalışmaya devam etmek durumundayız. Evet. Yani beklentimiz çok. Bir de yasaları merak ediyorum. İşte hal yasasıdır, şudur, budur. Yani bunlar böyle biraz geri planda mı şu anda yoksa geçti geçiyorlar? Geri planda değiller. Özellikle hal yasasıyla ilgili sona yaklaşılmıştı. Ama 6 Şubat pazartesinden itibaren yaşadığımız hadiselerle birlikte tabii ki doğal olarak konsantrasyon ve bütün şeyler bu doğal felakete odaklandı. Yaşanan acılara odaklandı. Tabii. Yaşanan acıların paylaşılmasına odaklandı. Ama günün sonunda hayatta devam ediyor. Meclise dün itibariyle çalışmalarına yeniden başladı. Büyük bir aksilik yine olmazsa tabii, yakın bir süreç içerisinde hal yasası da hayat bulacak. Güzel. Sona yaklaşılmıştı çünkü. Tabii tabii. Çok çok gerekli çünkü. Evet. Yani en gerekli bulduğumuz bir yerden dört gözle de bekliyoruz böyle bir yasanın geçmesini. Evet. Peki tekrardan çok teşekkür ediyorum vaktine. Sağ olasın. İyi ki geldin. Evet, Özlem İberova'yı dinlediniz. Ona teşekkür ederken size de teşekkür ediyoruz. Ama ayrılmayın çünkü bir konuğumuz daha olacak. Hep beraber yine konuğumuzu Şahap Bey'i karşılamış oluruz. Onunla da birazcık ekonomiyi konuşuruz.